Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Daha öncesinde içli köfte aparatı ile videolar paylaşmıştım. Bu kez ise yeni gelen ek parçası olan yuvarlak hazneli içli köfte aparatıyla çektim. Bakalım yuvarlak olan içli köfte aparatıyla içli köfteler nasıl olacak? Merak ediyorum doğrusu. Çünkü bazı insanlar yuvarlak olan içli köftenin daha lezzetli olduğunu söylüyor. Biz de deneyelim bakalım. Üçgen şeklindeki olan ek aparatı çıkartalım. Yerine yuvarlak olan şekildeki ek aparatı yerleştirelim. Video eğer ilk defa karşınıza geldiyse eğer, önceki videolarımda ek aparatları anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Hatta işli köftenin yapılışının tarifini diğer videolarımda vermiştim. Ama yine sizin için alt tarafa malzemelerini yazacağım. Öncelikle aparatın içerisine buzdolabı poşetin yandan ve alt kısımdan keserek serelim. Boşluklara ceviz büyüklüğünde hamurlar yerleştirelim. Tekrar hamurların üzerine buzdolabı poşeti serip üzerine bastıralım. Hamurun içlerini elimizle birazcık açalım. Ceviz büyüklüğünde koyduğumuz hamurlar sanki bu aparatı birazcık az geldi. Ama yine de sonuca bir bakalım. Bu yuvarlak şekil diğerlerine göre daha derin duruyor. Bu arada videonun sonunda içli köftelerin ince mi oldu kalın mı oldu bu bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Elimizle destekledikten sonra aparatın kapağını tekrar kapatıp bastıralım. Poşeti çıkartıp içine iç harçlarını dolduralım. İçi derin olduğu için iç harcını daha fazla koymamız gerekiyor. İç harcını koyarken tek tarafa koymaya dikkat edelim. Sonrasında hamurların kenarlarını su yardımıyla ıslatalım. Aparatı üzerine kapatalım. İçli köftelerimizi çıkarmaya başlayalım. Dediğim gibi hamuru birazcık az geldi ve kenarları daha çok açılmış. Kapatmakta bile zorluk çekiyorum. Bayağı beni uğraştırdı. Bu arada videomu hala izliyorsanız eğer destek amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Bu içli köfteleri öyle böyle toparladım. Ama pes etmek yok. Bu sefer de ceviz büyüklüğünden birazcık daha hamurlar koyarak deneyeceğim. Tabi bu defa nasıl olacak bakalım. Üzerine tekrar buzdolabı poşeti yerleştirip kapağını kapatıp bastırıyorum. Elimle hamurların içlerini birazcık daha açıyorum. Kapağını tekrar kapatıp bastırıyorum. Buzdolabı poşetini çıkartıp iç harcını doldurmaya başlıyorum. İç harcını dediğim gibi yuvarlak olana daha fazla dolduruyorum. Sonrasında hamurun kenarlarını suyla ıslatıyorum. Ve aparatın diğer kısmını üzerine kapatıyorum. İçli köfteleri tek tek çıkartıyorum. Açılan yerleri su yardımıyla kapatıyorum. Bu defa içli köfteleri yaparken zorluk yaşamadım. Buradan şunu anladım ki bu aparat derin olduğu için birazcık hamurunu fazla koymam gerekiyor. Ceviz büyüklüğünde değil de biraz daha fazla olmalı. Şimdi içli köfteleri kızartıp açılıp açılmadığına bakacağım. İçli köfteleri kızartırken kızgın yağda kızartmanız gerekiyor. Şu ana kadar kızarttığım içli köftelerde açılma çatlama gözükmüyor. Bakalım içli köftelerin inceliği nasıl? Hemen kızartmış olduğum içli köftelerden bir tane alıyorum. İçini çok merak ediyorum. Hadi birlikte keselim. İçi bayağı dolgulu görünüyor. Hatta hamuru da ince olmuş. İçinin dolgulu olması gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Benden tam not aldı. Ek aparatlarda üçgen ve yuvarlak olan gerçekten çok güzel. Bence sizler de denemelisiniz. Bu aparatı alacak olanlara gerçekten gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Oh, take a look.